Merhaba. Keyifli Ramazan günlerinin sonuna ve bayrama yaklaşırken bu hafta sizleri tatlı bir lezzet yolculuğuna çıkaralım istedik ve baklavanın peşine takıldık. Baklava ve börek hazırlanma ve pişirilme bakımından birbirlerine o kadar benziyorlar ki böreğe bir tür tuzlu baklava, baklavaya da bir tür tatlı börek denilebilir. Her ikisi de Türk mutfağının ve özellikle düğün bayram sofralarının vazgeçilmez başrol oyuncularından ola gelmiş. Hal böyle olunca da bu bölgede yaşayan toplumlarında en lezzetli ve en kavgalı mirası olmuşlar. Bugün bile Türkler, Araplar, Yunanlılar, Ermeniler, hatta Azeriler hayır esasında baklava bizim deyip duruyorlar. Bana soracak olursanız hangisi haklı diye bir Nasrettin Hoca cevabı duymaya hazır olun. Aslında hepsi haklı. Neden mi? Çünkü yemekler toplumlardan çok coğrafyalara aitler. Ve bu toplumların zaman içinde baklavaya kattıkları da yadsınamaz bir gerçek. Baklavanın tarihsel gelişiminde en büyük anlaşmazlık kökeninden geliyor. Orta Asya mı yoksa Mezopotamya mı? Bu konuda iki farklı ekol, iki farklı teori üretmiş. Birisi, baklavanın ilk olarak Moğolistan'da yapıldığını ve kelime olarak da üst üste konulan, dizilen anlamına geldiğini söylüyor. Yalnız buradaki baklava sadeymiş. Yani hiçbir iç malzemesi konulmadan sadece un, yağ, bal veya şerbetle hazırlanıyormuş. Diğer bir görüş ise bugün bildiğimiz haliyle baklavanın ana malzemeleri olan fıstık, ceviz gibi yemişlerin ilk olarak Mezopotamya'da yetişmesinden yola çıkarak baklavanın Doğu Akdeniz'de bir tatlı olduğunu savunuyor. Açıkçası benim kafam biraz karıştı. Ancak bildiğimiz bir gerçek var ki baklava hamurlarını giderek incelten ve malzeme çeşitliliğini artırarak baklavayı ince, sositik bir tatlı haline getiren İstanbul ve Topkapı Sarayı. Bugün baklavanın merkezi olarak bildiğimiz Gaziantep, baklava konusunda aslında zannettiğimizden çok daha yeni bir tarihe sahip. Ancak ve ancak 20. yüzyılın başlarında baklavacı olmuş bu şehir. E tabii diğer yandan bu konuda yadsınamayacak bir katkıları da var. Çünkü baklavayı fıstıkla hazırlamayı Antepliler özgünleştirmiş. Dünyaca ünlü yemek yazarı Charles Fear'nin Antep'e gelip benimsedikten sonra yaptığı iyi baklava tanımını merak ediyor musunuz? İlk ağzınıza aldığınızda hış sesi çıkarıyorsa bu iyi baklava demektir diyor Perry. Ünü dünyaya yayılan bu meşhur Antep baklavasının inceliklerini usta ellerden birlikte izleyelim. İzleyicileri, söz baklavadan açılmışken Gaziantep herhalde aklımıza gelen ilk şehir olsa gerek. Gaziantep'in ünü yurt dışına yayılmış baklavacısı Burhan Çağdaş'la birlikteyiz şimdi de. Merhabalar Burhan Bey. Kaç kuşaktır baklavacılıkla ilgileniyorsunuz? 4 kuşaktır baklavacılık yapıyoruz. 1887'den beri bu mesleği yapmaktayız. Dedenizin dedesi mi oluyor? Evet, dedemin babasından beri. Dedenizin babası baklavacılığa başlamıştı ve siz de sürdürüyorsunuz. Evet, biz de devam ediyoruz. Nedir peki baklavalarınızın özelliği? Baklavanın özelliği tabii Antep baklavasındaki en önemli özellik bu bölgeye has olması. Yani içerisindeki fıstığı, yağı, işçiliği,
unu, her şeyiyle bu bölgeyle alakalı olan bir şey. Bu bölgeye has olan mamuller. Burhan Bey, şimdi bize de baklavanın nasıl hazırlandığını göstereceksiniz burada. Tabii. Oldukça kapsamlı bir çalışma görüyorum zaten arkamda. Her bölümde farklı farklı bir işlem yapılıyor. Evet, doğru. Burada fıstıklarımız var. Burada baklava yapılıyor. Yan tarafta hamur açılıyor. Evet. Şimdi burada da ilk aşamasından başlayacağım. Tamam. Hamurun yoğurma işlemine başlayacağız. Gördüğüm kadarıyla burası hamurun yoğurulma alanı oluyor. Evet, doğru. 1 kilo un da bu Harran Ovası'ndan gelen susuz tarımla yapılan buğdayın unu. 1 kilo un, 10 gram tuz, 3 tane yumurta. İçeriden fitil halde aldığımız hamurları bu alana geçirdik. Burada da açımı hazırlayacağız. Burası bizim bazı, daha önceden merdaneyle yaptığımız bazı işlemi dediğimiz olayın başladığı nokta. Hamurun ilk aşaması, yani zaten asıl sanatla ilgili, yani hamurun en ince detaylarının olduğu nokta bu işlemden sonra başlıyor. Sonra burayı aldık. Evet. Doğru telaffuz ediyorum. Doğru, bazı işlemi. Evet. Şimdi de açılma kısmına geçeceğiz. Ki en hamaratlık gerektiren kısım da zaten bu açılma işlemi oluyor. Yerleştirilen yufkaların üzerine kaymağı ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kaymak da 1 kilogram sütün içerisine 100 gram irmik, buğday irmiği ile yapılmıştır. Şimdi de benim en sevdiğim kısma geçtik sevgili izleyiciler. O yemyeşil Antep fıstıklarını tepsinin üzerine döşeyeceğiz. Doğru. Kokan, en nefis kokan bölüm. Çünkü baklavalarımız burada meşe odunlarının ateşinde pişiriliyor sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyicilerimiz, yapılışına aşama aşama tanık olduğumuz baklava şimdi en güzel halleriyle soframızda. Burhan Bey, neler var burada önümüzde? Burada çok çeşit görüyoruz çünkü. Bülbül yuvası, sarı burma diye tabir ettiğimiz havuç dilim baklava, özel kare baklava, şubiyet, fıstık ezmesi, baklava, dolama, yine kare dilim baklava. Antep'e yolunuz düşer mi bilmiyoruz ama bir şekilde buraya uğramaya çalışın. Çünkü gerçekten baklavayı Antep'te yemek ayrı bir keyif seyircilerimiz. Aklınıza unla hazırlanan şerbetli tatlı türevleri geliyor değil mi? Peki Ramazan'ın gülü güllacında bir tür baklava olduğunu düşünmüş müydünüz?
Baklava Asurlu mu Moğol mu karar veremedik ama güllacın bir Moğol tatlısı olduğuna dair sağlam deliller var elimizde. Çok eski bir Çin yemek kitabında güllaç Moğol tarifi olarak verilmiş. Güllaç bildiğiniz gibi tipik bir Ramazan tatlısı. İnce yufkalardan oluşup sütle hazırlandığı için uzun bir oruç gününün ardından yenilebilecek en hafif, en sağlıklı tatlı. Üzerine serpilen taze nar taneleri ve hafif bir gül suyuyla bambaşka bir aroma ve görüntüye bürünüyor. İki farklı güllaç yorumunu Sofra Dergisi yemek yazarı Fatoş Yağcı'nın yorumuyla izliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Ramazan'ın simgesi olan güllacı, Ramazan'ın bitimine sayılı günler kala evinde kendi elleriyle hazırlamak isteyenler ya da bayramda misafirlerine hafif ve sağlıklı bir tatlı ikram etmeyi düşünenler için güllacın yapımını aşama aşama sizlerle buluşturacağız şimdi de. Ve yanımızda da Fatoş Hanım var. Merhaba Fatoş Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Bayram telaşı sardı şimdiden bizi de. Evet. Siz bize güllaç hazırlayacaksınız. Biz güllacı böyle daha çok hazır olarak dışarıdan alırız. Ama evde nasıl yaptığımızı, yapacağımızı da bize göstereceksiniz. Evet. Neler var malzemelerimizin arasında? Bir onları göz atalım. Malzemelerimiz 1 kilogram süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz. Bir de güllaç yufkamız var evet. Ki onlara çeşitli işlemler uygulayacaksınız. Evet. Öncelikle sütü kaynattığınızı biliyorum ben evet. İşleme başlamadan önce. Evet. Şimdi ne yapacağız peki? Sütü kaynatıyoruz. Kaynamış sıcak sütün içine 1 su bardağı toz şekeri döküyoruz. Süt ne kadar bu arada? 1 kilogram şeker katıyorsunuz. 1 kilogram süte 1 su bardağı toz şeker koyup sıcak sütte eritiyoruz. Siz bu güllaç yufkalarının hepsini kullanmayacaksınız hayır, şu anda. Hayır. Ben 5 yaprağını kullanacağım. Onun için 1 kilogram süt ve 1 su bardağı toz şeker iyi. Çünkü biz burada çok kalabalık değiliz ama evinde kalabalık olanlar güllaç yufkalarının tamamını kullanarak da hazırlayabilirler. Tabii, ama ölçüyü daha arttırarak evet, tabii, değil mi? Evet. Güllacı daha tatlı, daha yoğun tatlı sevenler için şekerini 1-2 kaşık daha arttırabilirler. Daha hafif bir tat isteyenler 1 su bardağı toz şeker yeterli diyorum ben. Tamamen damak tadına bağlı sevgili izleyicilerimiz evet. Katacağınız malzemeler. Siz şimdi şekeri eritiyorsunuz ılık sütün içerisinde. Sütümüzün içinde şekerimizi erittik sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz Fatoş Hanım? Şimdi bunu döşeme aşamasına geçeceğiz. Güllacın bir özelliği de son derece pratik bir tatlı olması. Ama bu güllaç yufkaları böyle biraz irici olduğu için mutfakta da geniş bir alana ihtiyaç var herhalde evet, bu işlemi evet. Yaparken. Böyle kırarak tepsiye evet. Döşüyorsunuz. Cam tepsinizin içine yufkaları döşüyorsunuz. Her katta sütle ıslatıyoruz. Yufka ıslattıktan sonra tepside arasına şimdi cevizimizi koyacağız. Evet, 2,5 yufkayı kırarak tepsimize dizdik, sütle ıslattık. Şimdi de araya cevizi serpiyoruz. Cevizi de ne kadar bol serpersek o kadar lezzetli oluyor evet, değil mi? Evet ve iri olmasında ağzınıza gelecek kıtır kıtır. Evet. Bazıları da bademle ya da fındıkla da yapabiliyorlar. Tabii. Güllacı. O da yine evet. Tamamen damak tadına göre değişebiliyor. Üzerine ceviz serptiğimiz güllaç yufkalarının üzerine tekrar 2,5 yufkayı kırarak aralarında süt gezdirerek tepsiye döşediniz. Kalan sütü de üstüne döktüm. Hı hı. Bol sütlü görünmesinde fayda var çünkü güllaç biraz sonra hepsini çekecek. Yani çok fazla süt olduğu zannetmeyin. Bu güllaç çok fazla süt çeker. Böyle sütün içinde yufkalar yüzüyormuş da kimse paniklemesin diyoruz. Evet. Bu arada dolaba alacağız herhalde birazdan onun soğuması için. Arada bir sütte ıslatmak gerekiyor değil mi yufkaları yine? Hayır hayır. İçindeki sütle böyle bir kurumasını engellemek için. Hayır ben bunun üzerini kapatacağım. Onu kapatacaksınız. Sütünü çekecek.
Daha sonra üzerini süsleyeceğiz. Güllacı demlenmeye bırakıyoruz yani. Evet, sütünü çekmeye evet, bırakıyoruz. Birkaç saat kadar soğutup sonra dolaptan alabiliyoruz. Evet. Ve buradayız. Güllacımız birkaç saat buzdolabında bekledi ve tekrar masamıza geldi sevgili izleyicilerimiz. Sütü de iyice çekmiş gerçekten dediğiniz gibi o üstünde yüzen süt tamamen gitmiş. Evet. Güllacın özelliği zaten sütü çok fazla süt çekmesi. Hı hı. Süsleme kısmına geçiyoruz. Evet. Toz Antep fıstığımız var, file Antep fıstığımız var. Fileden çok az üzerine şöyle serpiyorum. Renk olsun diye. Bu kısımda tamamen sanatsal bir çalışma artık değil mi? Göz zevkine, damak zevkine göre istediğimiz her şeyi koyabiliriz üstüne. Gerçekten harika görünüyor Fatoş Hanım. Adeta bir tablo gibi sevgili izleyicilerimiz size görüyorsunuz. Dediğimiz gibi güllacımızın üzerine tamamen damak tadınıza göre istediğiniz daha farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Bu harika ama biz bunun yanı sıra bir güllaç yapımını daha göreceğiz. Evet. Onun adı neydi? O da yine cevizli sarma şekli yapacağız. Güllacın sarma şeklini göreceğiz birazdan. Bunu dilimleyerek servis yapıyoruz. Onu porsiyon halinde tek tek. Şimdi de onun yapımına geçiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, klasik yöntemle hazırlanan güllacımızın ardından şimdi de sarma yöntemiyle hazırlanan güllacın nasıl yapıldığına geçeceğiz. Malzemelerimiz yine aynı gördüğüm kadarıyla Fatoş Hanım. Evet. Toz şekerimiz var, iri kıyılmış cevizimiz var, sıcak sütümüz var ki birazdan içinde toz şekeri eriteceğiz. Evet. Ve güllaç yufkamız var yine. Evet. 1 kilogram sütü kaynattık. Hı hı. Ben sütü şekerle kaynatmıyorum. Kaynadıktan sonra içinde eritiyorum ki mideye zarar vermesin diye. İşte size harika bir püf noktası sevgili izleyicilerimiz. Fatoş Hanım'dan bizler için. Evet, şekerle süt kaynadığı zaman tatlı geldiğinde bir yanma hissi bırakıyor. Bundan kaynaklanıyor diyorsunuz. Ben sütü kaynatıyorum, sıcakken şekeri ekleyip karıştırarak eritiyorum. Ne varsa hanımlarda var görüyorsunuz işte. Her şeyin sırrı, her şeyin püf noktası hanımlarda gizli. Şekerimiz sütün içinde eridikten sonra soğumaya bıraktık sevgili izleyicilerimiz ve ılındı. Ben yine soğudu diyorum, siz ılındı diyorsunuz. Tamam, ılıttık sütümüzü. Yine güllaç yufkalarımıza döndük. Ne yapıyoruz? Bir tane yufkayı tepsinin içine yerleştirip hafifçe sütle ıslatıyoruz. Bu sefer bütün halde koyduk yufkayı. Evet. Ceviz koyuyoruz. Evet. Kalın kenarlarına. Aynen sigara böreğinde olduğu gibi. Böyle sardık. Sigara böreği gibi sardık ve başka bir tepsinin içine yerleştiriyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, sigara böreği gibi sardığımız güllaç sarmalarımız tepside. Şimdi üstüne yine süt gezdireceğiz. Evet. Üstüne bol süt gezdiriyoruz. Yine sütünü çekmeye bırakıyoruz. Ondan sonra süsleme kısmında, yani en keyifli kısımda tekrar buluşuyoruz. Güllaç sarmalarımız sütü iyice çekti sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi en keyifli kısma geçiyoruz şimdi süslemeye. Şimdi bütün cevizlerle üzerine süsleyeceğiz. Bu sefer bütün ceviz koyuyoruz. Evet. Değişiklik yapalım dedik. Bunların üzerine şekerleri böyle iyice döverek serpiştirebiliriz değil mi? O da hoş değişik bir tat verebilir. Kıtır kıtır ağzımıza gelebilir yine. Olabilir. İşte size ilginç bir fikir daha. O da benden sevgili izleyiciler. Artık cesaret edebilir misiniz bilmiyorum denemeye. Şimdi çilek serpiştiriyoruz. Herkes kendi damak zevkine göre tatlısını oluşturabilir bence. Evet, tatlılar yaratıcılığımızı sergilememiz için çok müsait yiyecekler değil mi? Ben çok fazla tarife uymayı sevmem çünkü bizim evde çok tatlı yenmiyordu. Tadını azaltırım veya tadı az gelir çoğaltırım. İçindeki malzeme ceviz sevmiyoruzdur, fındık koyarım. Hı hı. O şekilde değiştirilebilir.
Harika, evet. Güllaç sarmamız burada, gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Böyle spatulayla kaldırarak dilim dilim tabakları servis yapıyoruz. Evet, güllaç sarmamız burada. Biraz önce hazırladığımız, klasik yöntemle hazırladığımız güllacımız da burada sevgili izleyicilerimiz. İşte size iki tane bayram için, hatta Ramazan'ın son günleri için güllaç alternatifleri. Artık canınız hangisini isterse, hangisini hazırlamaya vaktiniz varsa bunlardan birini mutlaka değerlendirin deriz ki hem ağzınız tatlansın hem de sevdiklerinizin ağzını tatlandırın. Türkiye'nin yerel mutfağıyla ünlü kentlerinin alfabetik bir listesini yapın desem, bu listede en üst sıraya yerleştirilecek kentin plakası ise 01, yani Adana. Adana kebabı, ciğeri, ezmesi, şalgamı, içli köftesiyle ülkemizin en gastronomik şehirlerinden biri. Tüm bu yemeklerin yanı sıra pek de bilinmeyen bir baklavası var. Bu baklavanın az tanınıyor olması iki sebepten. Birincisi Adana'da da unutulmaya yüz tutması. İkincisi ise adının baklava olmaması. Geçmişi çok eskilere dayanan bu tatlının adı Karakuş. Kızartılarak yapılan bu Karakuş tatlısı Güneydoğu'nun sembuseyine, Eskişehir'in çiğ böreğine benzeyen bir börek ama tatlı. Şimdi bu ilginç tatlının inceliklerini öğrenmek için Adana'dayız. Tatlılarınızla ilgili olarak size ipuçları vermeye devam ediyoruz. Şimdi de Adana'nın Solaklı köyünde bir çiftlik evine konuk oluyoruz. Buradaki hanımlar bize yöreye özel Karakuş tatlısının nasıl hazırlandığını gösterecekler ve biz de hep birlikte izleyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, o nefis Karakuş tatlısını hazırlamak üzere portakal ve limon ağaçlarının altına yayılıverdik. Yanımızda da iki hamarat hanım var. Hemen tanıyalım kendilerini. Merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir miyiz? Songül Ergün. Sizin adınızı alabilir miyiz? Vildan. Vildan Hanım. Böyle hep birlikte mi hazırlarsınız tatlıları? Birbirimize tanışarak. Danışarak, el birliğiyle, destek olarak. Evet. Ki bu da biraz uğraştırıcı bir tatlı herhalde değil mi? Birkaç aşamadan oluşuyor. Evet. Yuka. Yufkaya yuka diyorsun. Evet. Sonra neler yapıyoruz? Yukayı açıyoruz. İçine cevizi serpiyoruz. Oklavaya doluyoruz. Kesiyoruz dilim dilim. Kızartıyoruz arkadaşla beraber. Dinleniyor. Balını, şerbetini döküyoruz. Hemen başlayalım. Önce hamur hazırlayacaksınız. Kıvam vermeye çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Onay geldi mi Songül Hanım? Evet. Doğrudur. Hamurumuzu yoğurduk, kıvamımızı bulduk. Şimdi bezeler yapacağız. Bezelerimizi hazırladık bu arada. Biz de sevgili izleyicilerimiz bir çiftlik evinde olduğumuz için etrafımızda hindiler, tavuklar dolaşıyor. Oldukça eğlenceli bir ortam var burada. Zaman zaman siz de belki görüyorsunuzdur ekranda. Her köşeden bir hayvan koşuşturuveriyor. Bezelerimizi açmaya başlıyoruz sevgili evet. İzleyicilerimiz. Açıldı. Şimdi evet. Cevizle şeker serpeceğiz evet. Üzerine. Evet.
kesilen dilimler şimdi kızartmaya gidecek herhalde. Evet, kenarlarını şöyle kapatıyoruz. Komşuya geçti. Kesilen baklava dilimleri komşunun tarafına geçti. Şimdi evet. Onlar orada kızartılacak. Evet. Vidan Hanım olmuş mu ya? Kızdı mı iyice? Evet kızdı. Atıyormuş. Atacağız şimdi. Kızartmaya başlıyoruz. Vidan Hanım yağın kızdığını, yeterince kızıp kızmadığını anlamak için biraz önce bir hamur kenara attı tavanın içerisine sevgili izleyicilerimiz. Hamur böyle kabardı, yukarıya doğru çıktı. Vidan Hanım da dedi ki tamam olmuş bu, artık tatlılarımızı kızartabiliriz. Vidan Hanım tatlıları soğuk şerbetin içine atıyor, alır almaz tavanın içerisinden. Şerbeti nasıl hazırladık? Şerbetin içerisinde suyla beraber şekerimizi karıştırıp bir iki damla limon suyu sıktıktan sonra kaynatıp hazır vaziyete getiriyoruz. O şekilde bekletiyoruz. Ertesi günde tatlımızı hazırlarken kenarda bekliyor soğuk şerbetimiz ve sıcak tatları içine atıveriyoruz. İşte sevgili izleyicilerimiz, Adana'ya özel karakuş tatlısını hazırladık, bitirdik. Üstüne de şöyle bir ceviz serptik, süsledik. Tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi böyle birkaç aşamadan oluşuyor ama siz bir gün önceden hazırlayıp bayramda misafirlerinize bu tatlıyı ikram edebilirsiniz. Artık seçim size kalmış. Biz Songül Hanım'a ve Vildan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bölgeleri ve memleketleri olması beni hep çok etkilemiştir. Gerçek tarih bu aslında. Safranbolu'da dünyada adı yiyecek olan ender kentlerden birisi. Burayı safran diyarı olarak bilsek de Safranbolu'nun bir de meşhur baklavası var. Cevizli ve tıpkı Topkapı Sarayı'nda hazırlandığı gibi. Haydi gelin Safranbolu'ya doğru uzanalım ve cevizli baklava nasıl yapılıyor Neslihan'la birlikte öğrenelim. Sevgili Kültür Eşi izleyicileri, şüphesiz baklavalar Şeker Bayramı'nın en makbul ikramlarından. Hele ki ev baklavası hazırlarsanız misafirlerinizin kalbini çalmanız kaçınılmaz. Biz de duyduk ki Safranbolu'da harika ev baklavaları hazırlıyorlarmış. O yüzden bu küçük ve şirin ilçede soluğu aldık ve şimdi ev baklavasının, cevizli ev baklavasının nasıl hazırlandığını hep birlikte izleyeceğiz. Yanımızda da Türkan teyze var. Merhaba Türkan teyze. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Ev baklavası dedik ama Türkan teyze, ev baklavası öyle basit bir şey değil. Bazı püf noktaları var değil mi? Onları bilmek gerekiyor. Tabii. Nedir en önemli noktaları ev baklavası hazırlarken? En önemlisi açması, içinin malzemesi, ondan sonra tadı, pişirmesi. Onları da yaparken göreceğiz zaten. Yaparken göreceğiz, Allah nasip ederse. Peki, sen böyle önceden hamuru hazırlamışsın, bezeler ayırmışsın bir sürü burada. Fakat o hamurun nasıl yapıldığını önce bir anlat istersen. İçine ne katıyorsun baklava hamurunun içine? İçine sirke, sıvı yağ, yoğurt, un katıyorsun. Un, tuz. Bu kadar katıyoruz. Bir de yumurta galiba değil mi? Bir tane, bir tepsiye bir yumurta katıyoruz. Sirke niye katıyoruz baklava hamuruna? Şöyle daha güzel olması için, kabarması için. Böyle kıtır kıtır olsun dedi mi bir de? Evet. Bak ben de biliyorum bir şeyler. Bende de var iş değil mi? Evet, sende de var Allah'a şükür. Peki hamuru hazırladın. Bekletiyor musun hamuru? Bekletiyoruz. Yarım saat falan bekletiyoruz. Yarım saat böyle iyice özleşiyor hamur. Ondan sonra daha güzel açılıyor. Kaç tane beze çıkarmak gerek hamurda? 40 tane. 40 adet beze. Onu açıyorsun. Onu açıyoruz. Oo, 40 beze. Her katına ceviz döküyoruz. Kaç saatte açıyorsun o 40 bezeyi? İşte yarım saatte falan açıyoruz. Aman Allah'ım, yarım saatte 40 beze. Ben bir tanesini ancak yarım saatte bitiririm yani. Açıyoruz 40 tane. Tamam, hep birlikte göreceğiz zaten dediğim gibi. O zaman bezeleri açmakla başlayalım. Ondan sonra da zaten ara ara bilgi de veririz tamam. İzleyicilerimize. Tamam.
40 tane bezemiz vardı baklava hamurundan elde ettiğimiz. O 40 bezeyi Türkan teyze açtı, elleriyle incecik açtı. 5 tane bezeyi kuru halde içine hiçbir şey eklemeden serdik. Ondan sonra da 6. yufkadan itibaren üzerine ceviz serperek, her yufkanın arasına ceviz serperek üst üste dizdik. Son kalan 5 yufkayı da yine arasına ceviz serpmeden üstüne kapatıyoruz ki şu an Türkan teyze son yufkayı hazırlıyor. Yani alttaki ve üstteki 5 yufkanın arasında ceviz yok. Yok. Onun dışındaki kalan yufkaların arasında ceviz var. Her katında ceviz var. Ve toplam 40 kat baklava yufkamız var elimizde şu an, değil mi Türkan teyze? Sonuncuyu da açtın. Bunları böyle tepsiye dizeceğiz. Tepsiye dizeceğiz, keseceğiz, yağlayacağız, fırına atacağız. Ondan sonra da şerbetini dökeceğiz üstüne. Tabii 2 saat fırında bekleyecek, pişecek güzel katları. Artık bayramda gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Allah nasip edersin. Sevgili izleyicilerimiz, baklava biraz uğraştırıcı bir tatlı olduğu için Safranbolu'da hanımlar bunu inece usulü yapıyorlar. Hamurları açma işlemini Türkan teyze yaptı. Fakat baklava hamurlarını kesme işlemini bize Birsen Hanım yapacak. Merhabalar Birsen Hanım. Merhabalar. Siz böyle hamurlara konsantre olmuş durumdasınız şu anda. Evet. Ki galiba çok incelik gerektiren bir kısım değil mi bu baklava yaparken? Biraz herhalde. Nedir bunun püf noktası? Neye dikkat etmek gerekiyor baklava hamurunu keserken? Düzgün kesmek lazım. Dilimlerin hepsi aynı olması gerekiyor. Aynı, eşit büyüklükte olması lazım. Bir de elinizi bastırmayacaksınız. Bastırırsınız kabarmaz. Ha, öyle mi? Evet. Ne kadar önemli, ne kadar hassas noktalar bunlar. Evet. Siz bu kesme işleminde ustasınız anladığım kadarıyla. Usta sayılmam canım. Elim alışmış biraz herhalde. Herkes size mi kestiriyor baklava yufkalarını? Kendi baklavanızı ben kesiyorum. Diyorsunuz. Tamam. Peki o zaman başlayalım. Görelim bakalım nasıl kesiliyor baklava yufkası. O artan yufkaları da alıyorsunuz. Bunları alıyoruz. Kenardan. Kullanıyor musunuz peki onları? Çörek göbü yapıyoruz bunlarla da. Çörek. Çörek göbü dediğimiz nedir? Mayalı hamur yaparız bundan. Hı hı. Ondan cevizli çörek olur. Hı hı. Nefes. Yine o da bayram misafirlerine ikram edilebilir herhalde değil mi? Cevizli çörek. Tabii çok güzel olur. Kestik. Şimdi de üzerine eritilmiş tereyağı herhalde gezdiriyoruz. Evet, eritilmiş tereyağı. Peki bu sıcak tereyağı mı yoksa unutulmuş mu? Sıcak. Sıcak sıcak bir tereyağı. Döküyoruz hamurumuzun üstüne. Oh. Evet, tepsimizde yağ görmedik yerde kalmadı. Her tarafını iyice baklavanın yağımızı gezdirdik. Şimdi ne yapıyoruz Birsen Hanım? 5-10 dakika sonra fırına koyacağız. Biraz dinleniyor bu yağı şekilde. Yağı çekmesini bekleyeceğiz. Hı hı. Ondan sonra fırına. Üstü kızarana kadar mı? 1,5 saat bütün katlar kızarana kadar kalacak. Fırında pişecek. Hı. Sonra da alıp şerbetini gezdireceğiz. Peki şimdi doğru fırına o zaman baklavayı. Öyle yapalım. Sevgili Kültür Eşi izleyicileri, baklavamız kızardı, çıtır çıtır oldu. Şimdi de üzerine şerbet ilave edeceğiz. Bu arada şerbeti nasıl hazırladığımızı hemen bir sırrıma sormak istiyorum. 2 kilo şeker 2 litre suyla 1 saat kaynıyor. Hı hı. Kıvamını bulduktan sonra... Böyle birazcık yoğunlaşmaya başlıyor evet. Herhalde değil mi? Kıvamını bulduktan sonra sıcak sıcak, baklava soğuk, şerbeti sıcak üzerine döküyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, baklavamızı şerbetledik. Şerbetin çekmesi için bir 5-10 dakika geçirdik. Tabağımızı aldık ve şimdi de bayram misafirlerini bekliyoruz. Tadı damağınızda kalacak bir programın daha sonuna geldik. Bildiğiniz gibi haftaya bayram. Ramazan bayramının bir başka adı şeker bayramı. Başka bir deyişle baklava bayramı da diyebiliriz. Baklavasını geleneksel yöntemlerle evde hazırlamak isteyenlere de bizden küçük bir öneri. Şerbetini Arife gününden dökün. Baklavanız ne fazla kuru ne de fazla şerbetli olsun.
Bir sonraki kültür aşında bulgurlu yemeklerin izini sürmek üzere. Hoşça kalın.